Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun sonunda emin olun YouTube ya da sosyal medya gelirlerinizi nasıl vergilendireceğinizi işlem işlem sonuna kadar öğreneceksiniz. Öncelikle ilk videoyu izlemediyseniz yukarıya linki bırakıyorum. Mutlaka o videoyu izleyin. Çünkü ilk yapılması gerekeni vergi dairesine gidip de dilekçe alınmasını ve daha sonra bankadan hesap açılmasıyla ilgili bilgi vermiştim. Bu onun ikinci bölümü videosu olarak düşünebilirsiniz. Burada ise işlemi nasıl tamamlıyoruz bunu gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse 2022 yılı öncesinde önce şahıs şirketi açmanız gerekiyordu ve muhasebeci tutmanız gerekiyordu. Yaklaşık olarak bunların giderleri aylık 400-500 TL civarındaydı. 2022 yılında yeni bir kanun geldi. Vergi istisna yasası geldi. Bu kanun 2022 yılından sonraki gelirleriniz için geçerli arkadaşlar. Bunun için öncelikle vergi dairesine gidiyorsunuz, bir dilekçe alıyorsunuz. Buradan vergi istisna yazısı alıyorsunuz ve bankaya gidip bir hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu hesapla birlikte tekrar vergi dairesine gidiyorsunuz. Vergi dairesinden size yeni bir dilekçe veriyorlar. Şu an ekranda gördüğünüz dilekçe. Bunu internetten de indirebilirsiniz. Burada vergi dairesi müdürlüğüne, hangi vergi dairesine gidiyorsanız bunu yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Başvuru tarihinizi yazıyorsunuz. Altta da banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinizi yazıyorsunuz. İsim, soy isim yazıp imzanızı atıyorsunuz. Ve vergi dairesine bunu teslim ediyorsunuz. Bu şekilde işlemler tamamlanmış oluyor. Artık bu hesap numarası sizin vergilendirilmemiş, yani sosyal medya hesaplarınızdan kazancınızın vergilendirildiği hesap numarası olmuş oluyor. Altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Bu hesabı başka işlemler için kesinlikle kullanmayın. Kullandığınız takdirde vergi istisnası iptal olmuş oluyor arkadaşlar. Daha sonra da bir örnek vermek istiyorum. Bu hesabınızı Google AdSense'e, yani YouTube'dan gelir yapıyorsanız, ben YouTube'dan yaptığım için YouTube'a tanımlıyorum. YouTube'da bana çok cüzi miktarda bir para gönderiyor hesap doğrulamak için. Nasıl vergilendirildiğini bir sonraki ekranda göstereceğim. 1 kuruşla 99 kuruş arasında bir miktar gönderiyor ve bunu sizden doğrulamanızı istiyor. Evet, giriyorum. Gördüğümüz gibi burada bana 27 kuruş gelmiş. Google İrlanda'dan geliyor bu para zaten hesaba. Daha sonra bunun %15 olan 0,04 TL'lik bir kesim olmuş. İşte bu vergilendirilmiş tutar oluyor arkadaşlar. Bu tabii ki hesap doğrulama için gönderilen bir ücret. Bunu doğruladıktan sonra normal kazançlarınız artık periyodik olarak ayda bir defa bağlı bulunduğunuz hesaba yatmış oluyor arkadaşlar. Bütün işlemleri bu şekilde tamamlıyorsunuz. Daha önceleri şu şekildeydi. Yaklaşık olarak %38 vergi artı sizden KDV kesiliyordu. Ekstra işte muhasebeci giderleriniz ve şahıs şirketi giderleriniz kesiliyordu. Artık bu giderler yok. Bütün gelirleriniz %15 vergilendiriliyor. Bunu da direkt banka yapıyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra sizin başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? Yıllık geliriniz tüm sosyal medyadan 880.000 TL. Tabii bu 2022 yılı için geçerli. 880.000 TL'ye kadar olan gelirleriniz için yıllık bu şekilde vergi istisnasından yararlanabiliyorsunuz. Ama toplam sosyal medya gelirleriniz yıllık 880 bin TL'nin üzerine çıkıyorsa yine şahıs şirketi açarak eski sistemde olduğu gibi vergilendirmeniz ve muhasebeciyle beraber vergilendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Lütfen bana destek vermek için de videoyu beğenip abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.